Şimdi kullanımı işlerine başlayacağız demiştim. Yani böyle parça parça çekerek göstereceğim size. Çünkü 3 güne falan deniliyor. Önce mampisiline ihtiyacımız var. Şunu kullanıyoruz. Zaten bizim değil. Items Lab'dan ödünç aldık. Böyle içinde böyle işte var. Mampisilin diye. Bu bir antibiyotik, matoz halde. Biz şimdi bundan solüsyon yapmamız lazım. Şöyle ki, en son istenilen konsantrasyon bu. Yani işte albinin içine koyacaksan mesela, bunun içindeki son konsantrasyonun bu olması isteniyor. Onun içinde her seferinde tartamayacağın için bir solüsyon hazırlıyorsun ama solüsyonu da direkt buraya koyduğunda hacim artışı olacağı için ya 10x ya 100x falan gibi hazırlaman lazım. Biz 1000x hazırlayalım mesela. O zaman ne oluyor? 100 miligram per mililitre oluyor. Ne demek yani? 1 mililitreye 100 miligram tartacağız. Yani 0.1 gram. Tartıların ölçüsü çünkü gram. 0.1 gram tartacağız. O zaman 10 mililitreye yapsak mesela 1 gram yapar gibi. Şimdi önce tartacağız, sonra buradan oranlayacağız. Tartmak için kaşık kullanmıyorum çünkü zaten çok az bir miktar tartacağız. Şöyle bir kağıt vardı. Şöyle alüminyum folyoyla sardım. Biraz çok şey, katları da pek olmasın ki oralara kaçmasın diye. Maç uçuyorum. Şunu koyayım. Sonra direkt şunun içine boşaltacağım için hazır bulunsun. Etrafa saçılıyor mu? O içinden değil, etrafında kalmış. Onlardan döküldü. Şu ne kadarmış? Çok az grammış. Şu ne kadarmış? Ha, 0.1 mesela oldu şu anda. Ne yapalım? 0.16. Bunu ödünç aldığım laboratuvardaki değerli arkadaşlarım. Yerine koyacağım, merak etmeyin. Haberleri var, yanlış anlaşılmasın, haberle aldım. Ama şu an böyle balcana taktım ya, o içten dedim. Bunu 0.49, biz bunu 0.5 kabul ederiz bence. Şunlar şey demek yani, danger demiş, buraya şey koymuş. Koroziv yani eline falan değerse, tabii ki hasar verir çünkü antibiyotik yani. Ama çok büyük bir şey koymamış, zarar unsuru denemiş. Bunu 0.5 kabul edeceğiz değil mi? Unutmayalım. Koydum. Bu çöp oldu. Bu çöp oldu. Bunu böyle yaptım. Şimdi iki işin arasında bir temizlikle mi uğraşacağım demeyin. Temizlik çok önemli. Bak burada ampistilin kaldı. Buraya başka bir şey tartarsın. Reaksiyona girer, eder. Birisi dokunur. Olmaz. Hemen silinecek. Kapattım. Şimdi 0.5 dedik. 1 grama 10 mildi. 0.5'e de 5 mililitre koymamız lazım. O zaman 5 mililitreyi havalı suyumdan koyayım. Şurada bir havalı suyum var. Evet. Bundan koyayım. Pipetimi, bızbızımı az önce eğilip kapıp götürmüş. Bu açıdan mecburen pipetle koyacağım 5 seferde. Attım. Filtreli uç. Şöyle. Filtreli uç kullanıyorum çünkü yani steril olsun istiyorum. Bunu butta hazırlasam mesela daha iyiydi ama hücre kültüründe kullanmayacağım için girmedim oraya. Ama yine de ateşin yanında hazırlayabilirdim. Onu da yapmadım. Bütün bunları yapmadığım için bari dedim ki filtreli uç olsun. Ama ağzımda maske var neyse ki. Üç oldu. Dört.
5. Bunu kapattım. Şunu size bir göstereyim. Kullandığım babalı su buydu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Çöktü dibine bayağı yoğun bir şekilde. Bunun için tabii ki de bir Voltex kullanıyoruz. Bu Voltex böyle solüsyonları karıştırmak için kullandığımız bir şey. Zamanında eşim bunu gördüğünde, yaklaşık 20 sene önce tabii ben yaptayken, demişti ki sırf bir şeyleri karıştırmak için bir cihaz mı var? Kendiniz karıştıramıyor musunuz? Hayır, kendimiz karıştıramıyoruz. Cihaz gerekiyor. Ha? Ne güzel çözdü. Sen kendin böyle çözemezsen çözemezsin. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu böyle saklayamayız. Hemen nasıl olsa biliyorum diye atlamayın. Vallahi karışıveriyor sonra. Şöyle hemen bir şey yazdım, isim yazdım üstüne. Ampisilin yazdım yani. Bunu da şeylere böleceğim. Efendim onlara. Sonra eksi 20'ye kaldıracağım ki hani her seferinde bütün solüsyonu çözersen antibiyotik etkisini yitirir diye. Sonra da eksi 20'de saklanacak. Bu yaptığımın adı da pıt pıt. Bazı arkadaşlar, altyazı ekleyen arkadaş, zorlanmış bunları çevirmekte. Pıtı nasıl çevirecek göreceğiz. Bunu şimdi dağıtıyorum. Yine bindim. Birazcık hacim artışı olmuş bakınız. Şöylesini dağıttım. Şimdi bunların her birini isimlendireceğiz. Bunu önce kapatıyorum. Şu anda hemen -20'ye kaldırmayacağız. Çünkü hemen bizim LB'lere eklememiz gerekiyor zaten. Onu da çekeceğiz birazdan. Şimdi bir tanesini göstereyim sadece. Nasıl ayı bulmadığınızı. Şuraya 1000x amp yazıyoruz. Hani nasıl olsa biliyoruz, biz bunu kendimiz yaptık, hatırlarız demeyin. Hatırlanmıyor çünkü. Yanına da yazıyorum. Sonra ne yazıyorum? Ayça. Sonra ne yazıyorum? 0121. Yani hazırlandığı zamanı yazıyorum. Bunu her birine yazacağım şimdi. Birazdan. Şimdi ampislerimizi kullanacağız. Hazırlayacağız. Bu LB'leri biz önceden hazırlayıp dökmüştük. Şimdi ateş yanıyor. Bu da ateş yandığı için saçımı bakın topladım. Saç açık olmaz. Bir de eldivensiz çalışıyoruz. Eldivensiz çalıştığım için daha dikkat etmen lazım. Yani kesik mesik varsa mesela mutlaka kapaman lazım yara bandıyla. Eldivensiz çalışıyoruz çünkü nitrili yakalarsa bu şey olur, kötü olur. Şimdi bu mesela albi sadece içindeki. Buna hiçbir şey koymayacağım. Bunu böyle bırakacağım antibiyotiksiz olarak. Çünkü kafası falan da sık kapalı. Bunu kaldırdım ama şunları ampisilinli yapmak istiyorum. Şimdi bunları biz nasıl otoklavladık? Böyle bir şişenin içine albiyi hazırladık. Yani aslında büyük şişeyi hazırlayıp boşalttık. Sonra şu var. Altında bir de bu var. Böyle bir şey yaptık. Bu ne diye sorarsanız pamuk etrafına gazlı bez yaptık. Yani artık bunların kapaklıları falan da var ama şey sanki böyle eski usul daha iyi çalışıyormuş gibi geliyor bana. Onun için tamam böyle dursun. Şimdi bir mix hazırlamıştık. Bunda ne kadar var? 100. 100 mililitre var. Demek ki 100 mikrolitre koyacağım. Bunda ne kadar var? Mesela 300. 50 mi koymuştuk? 60 oluyor.
60 mı koydun? 5'te 1'ini koymuyormuş. Öyle mi koydun? Tamam, 60. Şu da 100. Bu da 100. Bu da 100. Şimdi şu. Bu 50. Şunlarda da 20 var. Tamam, 20 mikrolitreye doğru ineceğiz. Şimdi ateşle çalışırken ateşin dibine girmenize gerek yok. Bu ateş burada yanarken şöyle şurayı koruyor anlamına geliyor. Ateşin dibine girmeyin. Çünkü şu anda bakterimiz yok ama olursa bakteri ölür orada. Büyütmek istediği bakteri. Şurada çalışsan yetiyor yani dibinde çalışsan. Ama illa ki hani ben bir seteniz olsun istiyorum dersen o zaman da şöyle ağzını geçirebilirsin. Ama çok da tavsiye etmiyorum açıkçası. Yani özellikle de içinde bakteri varken tavsiye etmem. 200 mikrolitre ampisilin koyacağım buna. Bir de böyle kolay olsun diye hepsinin kapağını kafasını açıp şey yapmıyoruz. Yani böyle çalışmıyoruz. Hani tamam koruyor da etrafını. Yine de gerek yok. Üstüne genellikle hep konuşulmaz. Üstüne konuşmayın deriz de maskemiz var. Rahat rahat konuşuyoruz artık. 200'ü ayarladım. Bu az önce hatırladım ampisilinlerden. Çektim. Ve içine bıraktım ve kapattım. Hiçbir yere değmedi. Devam ediyorum. Çektim. Şöyle yaklaştırayım. Bunlar içine düşerse pamuklar tekrar otoklavlamamız lazım. Otoklav dediğimizde yani otoklavdan kastettiğimiz 121 derece su buharıyla 15 dakika bekliyor bunlar. Sterilizasyonu hep böyle yapıyoruz. Aynı pipet ucuyla devam ediyorum. Değmedim diye zaten bitiyor bu şu anda. Bir tane kokumuzu bitirelim. Diğerlerine de bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben sadece şeyi göstermek istiyorum. Onu atlamayayım diye. Bunun üstüne RB2501-2021 yazmışız ya. Şimdi bir de şunu eklememiz lazım. Ampisilinli diye. Çünkü bunun içinde sadece ampisiline dayanıklı bakteri büyür. Başka bir bakteri büyümez. Ona göre ekmemiz lazım. Buna baktığımızda ise bunun için antibiyotik olmadığını anlamış oluyoruz. Tamamdır. Bunları salatada da saklayacağız. Çünkü buzdolabında da saklayabiliriz ama bizim şu an buzdolabımız yok. Onun için çok olur. Açalım. Şimdi burada zaten önceden şeylerimiz vardı. Mesela işte burada yine erbi ampisilinimiz var. Bu agar, donmuş agar. Bunu çözüp hani tekrar dökebiliriz. Şeylere, pileklere. Bunlar dökülmüş pileklerimiz. Yani içine agar dökülmüş pileklerimiz. Şimdi bunları da buralara birazcık yerleştireceğim. Burada dursunlar. Soğuk soğuk dursunlar diye. Bakteriyi ekmeden önce sudan çıkarıp ısıtmak lazım. Yoksa bakterilerimiz düşür. Düşürse de mutsuz olurlar. Mutsuz bir bakteri, mutsuz bir araştırmacı anlamına gelir. Böyle tepelime koydum. Gerçekten hiç şey değil. İdeal bir yerleştirme değil şu an gördüğünüz, görmüş olduğunuz. Şimdi burada birisi mesela buradan eşyasını alırken engel olmasın böyle bir şey diye. Onu bir yere şuraya koyacağım.